Toplantısı ve Draghi'nin açıklamaları var ama Amerika'dan gelecek verileri alabilecek miyiz emin değilim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii gündem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütçe tartışmaları. Burada bir nokta var, işte normal hayat çok fazla etkilemeyecek, müzeler kapandı vesaire diyorlar ama tabii ki kamu kurumları kapanıyor bir taraftan. Ancak burada en önemli etki dolarda gördük. Evet. Biliyorsunuz dün birkaç gündür bu özel sektör borçları dolayısıyla dolarda bir alım vardı. 2.04'leri gördük ancak bugüne bakıyoruz 2.00'a geriledi. Önce dolarla başlayalım, sonra ihracata da geçelim. İhracatçılar bu volatiliteye ne diyor? Yani 1.93'ten 2.08'e geçtiğimiz ay geldik. Evet. Yine ciddi bir hareket var. Nasıl tedbirler alıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz yıl sonuna? Hangi kura göre hesapladınız? Hesabınızı değiştirdiniz mi? Tahminlerinizi ne yönde devize ettiniz? Buna merak ediyoruz tabii. Tabii. Sene sonu itibariyle biz 1.95'i öngörmüştük ve fiyatlamayı buna göre yapmaya da devam ediyoruz. İhracatçılarımızı özellikle yüksek kurlardan hesap yapmamaları konusunda defalarca uyardık. Maalesef yeni ihracatı girenlerde o hatalar oluyor. Yeni ihracat yapanlar şu andaki kurları baz alarak 3 ay, 4 aylık dönemler için fiyatlandırmalar yapıyorlar ki bu maalesef gerçekten firmaları sıkıntıya sokabilir. Ama sene sonu itibariyle 1.95 bizler için uygun bir rakam. Ani artışlardan ya da azalışlardan nasıl korunuyorlar firmalar? Özellikle artışlardan değil de azalışlardan korunmanın en iyi yöntemi olarak ben swap yöntemini zaten firmalarımıza öneriyorum. Çok uyan var mı buna? Bu konuda biraz maalesef sıkıntı yok. Var gibi. Maalesef ihracatçılarımıza defalarca bunu söylememize rağmen swap yöntemi çok ilginçtir. Firmalar tarafından uygulanmıyor. Ama yabancı mı geliyor acaba? Daha mı tanıtmak gerekiyor sizce? Muhtemelen. Tabii swap yöntemindeki herhalde maliyetlerden biraz daha şikayetler vardı. Ama son dönemlerde maliyetler de oldukça uygun rakamlara geldi. Yani firmalar ihracatlarını yaptıkları anda o andaki kurlardan hemen kurlarını kilitleyebilirler ve bu şekilde de riskten kendilerini koruyabilirler. Ki gelecek dönemde artıştan çok azalış daha fazla gündemde olabilir ve eğer firmaların orta ve uzun vadeli yatırımları da varsa mutlaka ve mutlaka swap yapmalarına uygun, bence fayda var. Şimdi Merkez Bankası Başkanımız hep 1.92 hatta 2014 için 1.80 gibi bir rakam telaffuz etti ama herhalde 1.92 ve 1.95 sizin için de Merkez Bankası söylediği gibi geçerli bir rakam oluyor. Biraz Amerika kaynaklı biliyorsunuz. Kesinlikle aslında Amerika kaynaklı haberler gelmeden önce de bizler 1.95'i biraz daha uygun rakamlar olarak algılamıştık. Çünkü ani tepkilerle artan değer hiçbir zaman yerinde durmuyor. Tabii bunu geçtiğimiz dönemlerde de gördük. Kalkıp da o rakamlara göre hiçbir plan programının yapılması maalesef bizim sağlıklı yatırımlarımızı da etkiliyor. Bu yönüyle 2 doların zaten psikolojik seviye olduğunu bütün arkadaşlarımız söylüyorlar. 2 doların altına indiği anda biraz daha piyasa rahatlayacak. Özellikle ihracatçı da bu konuda ciddi sıkıntı içerisinde. Neden? Çünkü genel yükselişi severler ama. Ama tabii ani artışlar tabii ve azalışlar sıkıntı. Burada yükseliş belki olsun ama biz zaten döviz sepetinin de burada 2.2 civarlarında olması gerektiğini, 2.2-2.25 aralığında ihracatçıların rahatlıkla ihracat yapabilir noktalarda olduklarını da söylüyordum. Şu anda 2.40 civarlarında. Yani bu da oldukça yüksek ve beklentilerin üzerinde. İthal mala yönelik ihracat yapan bir ülkeyiz. Değil mi? İthal gelirimiz fazla. Onun da etkisi var. Ve yani son dönemde insan İtalya'ya mamulünü alıp ihracatını yapıyor. Evet, evet. Ve kimya sektöründe kimya sektörü olarak da %80 ithalat. Şimdi %80 ithal edilen bir ortamda siz mecburen zaten aldığınız ham maddeyi ya dolar ya euro ağırlıklı alıyorsunuz. Aldığınız ürünü de satmanız için ya Avrupa bölgesini seçeceksiniz ya da diğer bölgeleri. Ama bizim burada şansımız belki biraz daha şu var. Dolarla ham maddeyi alıp euro ile satmaya yönlendirmeye çalışıyoruz firmalarımızı. Bu son dönemlerde Avrupa pazarlarındaki artışlar gerçekten güzel. Nasıl ihracatımız Avrupa'ya? Biraz artmaya başladım. Nasıl? Kimyevi maddeler en çok ihracı yapılan bir tekstil var, bir otomotiv var, bir kimyevi maddeler var. İlk üçü. Evet, sürekli üçümüz arasında bir yarış, güzel bir yarış var sene boyunca. Şimdi burada tabii örneğin bu ayı biz üçüncü olarak tamamladık. Geçtiğimiz ay birinciydik. Ve maalesef burada Mısır'a ihracatımız çok ciddi darbe gördü. Geçtiğimiz ay %1.5'lık bir düşüş vardı ama bu ay artık inanılmaz derecede kendisini hissettirdi ve %55'lik bir düşüşle birincilikte sene başından beri hep birinci sıradaydı Mısır. Evet. Ve maalesef şu anda bakıyorsunuz 6. sıraya gelmiş.
Şu anda Irak. Böyle mi bekliyorsunuz siz? Yani devam etmesi? Bundan sonraki maalesef yine aynen devam edecek. Çünkü Mısır'da Türkiye'ye karşı halkın tepkisi belki bir yerde var ama orada hükümetin bir tepkisi var. Hükümetle geçinmeye çalışan kesimlerin de Türkiye'den ithalat yerine başka ülkeleri seçmesi de mümkün. Biz buna da çok da fazla itiraz edemiyoruz. Peki sırayı Irak mı aldı o zaman? Irak aldı. Hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya var. Almanya'daki artış %23, çok dikkat çekici. Nasıldı peki bu süreçte? Biliyorsunuz Avrupa'da biraz daha işler yoluna girmeye başladı diyoruz ya sonraki aydır ekonomik piyasa. Evet. Aslında Almanya hiç düşmedi. Almanya hiç düşmedi. Geçtiğimiz sene de hiç düşmedi. Yani Almanya gerçekten burada başarı hikayesini zaten kimya sektöründen de hissettiriyor birebir. Ama onun ardından işte İspanya'da çok ciddi düşüşler vardı. Onun haricinde İtalya'da çok ciddi düşüşler vardı. Onlar toparlıyorlar. İtalya dediniz. Şimdi İtalya'da da siyasi kriz var. Biliyorsunuz Berlusconi'yi ikna ederek 5 bakanın istifasını istifa etmesi sağladı diyelim. Evet. Ve şu an hala o kriz sıcak duruyor deniliyor. Evet. Bu siyasi kriz bizim ihracat rakamımızı direkt etkiliyor mu? Yani etkileyecek, daha da etkileyecek. Şu anda %11'lik bir artış gösteriyor İtalya 9. sırada. Gelecek dönemlerde eğer bu siyasi kriz devam eder ise İtalya'nın kredi notlarına daha da etki edecek. İtalya'da yatırım yapmak istemeyen firmalar Türkiye gibi ülkelerde ya yatırım yapacaklar ya da üretim yaptıracaklar. Ve bu yönüyle İtalya bize çok faydalı oldu son dönemlerde. Özellikle kozmetik sektöründe çok daha fazla üretim yaptırılmaya başlandı. Fason üretimler arttı. Plastik ambalajlar konusunda İtalya bir numaraydı. Şu anda ciddi anlamda Türkiye'ye kaydırılıyor. Ya İtalya'daki o bütün ekonomik gelişmeler Türkiye'yi birebir etkiliyor ve gelişmeler de ondan dolayı yakından takip ediliyor diyebilirim. Peki ihracata bakıyoruz. Bugün TİM açıkladı, Türkiye İhracatçılar Meclisi. Şimdi bir yerde tıkandık gibi, tıkalı kaldık gibi. 12,5 milyar artış daha %10, %11. Gerçi yine 150'nin üzerine çıktık ve 100 milyar üzerinde ihracat yapan ülkeler sıralamasında 30'a geldik diye biliyorum ben. 30'lu sıralardayız dünya çapında. Evet. İyi bir rakam ama daha fazlalaştırmak veya bu kısır döngüyü kırmak için ne yapmak gerekiyor? Yani çünkü kaldık 12,5 teray. Güzel bir artış ama 15 olmuyor mesela. Maalesef konuşuyor musunuz bunu siz birliklerde? Tabii sürekli. TİM'de de yönetim kurulu üyesi olarak bu sürekli zaten gündemde olan konulardan bir tanesi. Ama çok farklı stratejiler aynı anda devam ediyor. Örneğin inovasyonla ilgili bir çalışma yapılıyor. Diğer taraftan uzak pazarlara yönelik ayrı bir çalışma yapılıyor. Ve sektörlere göre de Urge takımları şu anda organize edildi. O takımlar teker teker işte 25-30'lu firmalar, takım olmuş olan firmalar özellikle Güney Amerika'ya, Afrika'ya ve Uzak Doğu'ya gidiyorlar ve çok güzeldi. Çalışmaların ardından satışlar gerçekleşmeye başladı. Tabii bunlar da şu anda bir fidan. Bizler kocaman tabii Almanya gibi ağaçların yanında onları da büyütmeye çalışıyoruz ama bizim en büyük şanssızlığımız komşularla sıfır sorun politikasından buraya geldik hep beraber. Yani bizim burada ne hükümet olsun ne devlet olsun ne de biz ihracatçılar olsun biz bu kadar öngörmemiştik çevremizdeki sıkıntıların bu kadar fazla olacağını ya da yani artacağını. Suriye meselesi çıktı, bir Orta Doğu'da bir gerginlik yaşandı, arkasından başka gelişmeler yaşadık. Evet. Orta Doğu yine bir sakinleyemiyor. Çalkantılı. Sakinleyemiyor. Kara lanet üzerinde işte petrol. Ve maalesef Arap ülkelerinden bir bölümü de halen demokrasinin haricinde farklı yönetimlerle yönetildiği için Mısır'a olan tepkiyi farklı algıladılar. Kendilerine tehdit olarak algıladıkları için onlara tepki vermeye başladılar. Abu Dhabi'de çok ciddi ihale iptalleri oldu Türkiye'ye karşı. Ya, maalesef hiç olmadık noktalardan bazı eksikler çıkıyor. Ben yine bütün bu ortama rağmen pozitif görüyorum ihracatımızı. Tabii çünkü gayet bir gerileme yok. Ama bu mesela hani hep konuşuyoruz ya Sahra Altı, işte Afrika pazarı. Orada bayağı uzun bir süredir çalışmalar var. Çok. Şirketler gidiyor. Çok. Bunun yavaş yavaş alınmaya başladı mı? Geri dönüşümleri başladı. Ya da hızı arttı mı? Onu merak ediyorum. Artıyor. Hızla da artıyor. Şunu örnek vermek istiyorum. Önce İran'la başladı ama Sahra Altı ikinci hemen sırada hedefte. İran'la örneğin şu anda para transferi halen sıkıntı. Siz yan komşunuza bile 100 Amerikan doları göndermek isterseniz mutlaka bir Amerikan bankasına gidiyor ve daha sonra komşunuza varıyor o para. Tabii burada takas sistemi uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 2,5-3 ay olmak üzere artık herhangi bir bedel, bir transfer beklemeksizin ürüne karşı ürün yapabiliyorsunuz. Bu aslında şu avantajı çıkarttı.
Tabii burada bazı kurallar var. Kurallardan bir tanesi, aynı gümrük kapısını kullanacaksınız ve karşıdaki muhatabınız hep aynı olacak. Hem ihracatta hem ithalatta. Bu bize şu avantajı sağlıyor. Para transferinden dolayı çekinen ihracatçılarımız artık oraya gidip herhangi bir sattığı ürüne karşılık istediği bir ham madde ya da yarı mamule alabiliyor. Tabii Birleşmiş Milletler'in sınırlamaları her zaman baki. Onların haricindeki ürün kalemlerinde ve aylık 100 milyon doların üzerinde takas yapılmaya başlandı sadece İran'da. Ve artmaya başlayacak herhalde. Artarak devam edecek. Çünkü firmalarımız çok daha yeni biliyorlar. Sadece örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta firmalarımızdan bir tanesi, ciddi ihracat yapan İran'a firmalarımızdan bir tanesi, mobilya kimyasalları satan firma. Dedi ki ben satışıma karşılık ne yapabilirim? Çünkü satmaktan da çekiniyorum. Biz yöntemi gösterdik. Dedi ki tamam ben hemen orada şirketimi kuruyorum o zaman dedi. Muhtemelen de kurmuştur herhalde bu haftalarda. Yaptığı şey ürününü gönderecek. Ona karşılık eğer alacağı şey tutkala karşılık herhangi bir polimer, herhangi bir kimyasalsa petrol türevlerinden herhangi bir tanesini alabilir. Hatta enerji bile ithal edebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler sınırlamasında olmayan birçok ürün kalemi var. Bu yönüyle de eğer dövizi de bulması gerekmiyorsa o ihracatı daha da rahatlayacak İran'ın. Ama İran'ın maalesef bizim de çok fazla bazen anlamadığımız bazen bir tedirgini diye oluyor ticarette de. Biz bunları da zaman zaman yaşıyoruz. Evet, yani. O da tabii Suriye ile ilgili olan gelişmelerde de biz İran'la karşı karşıya kaldık bir anda. Evet. Onların etkileri devam ediyor ama muhtemelen yavaş yavaş çözülecek. Çözülecektir. Çok teşekkür ediyoruz Murat Akkı saklardıklarınız için. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı takibe devam edeceğiz. Bir de enflasyonumuz da var tabii Perşembe günü. Evet. Bakıyorum, bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet, kahve molasının sonuna geldik. Endeks 76.000'in üzerine attı. 76.014 seviyesi. Önünde 82.585.000 var. Burada bir fiyat boşluğu oluşmuştu. Çünkü acaba oraları görecek mi önümüzdeki dönemde? Bunu izleyeceğiz ve Amerika'yı da takip ediyoruz. 17 Ekim kritik tarihi. Bunu da hatırlatalım.